Baş üstüne. Hadi barışın bakalım, hadi. Ama efendim, bu godoşlarla ben... Terbiyeli konuş. Hadi. Hadi barışın bakalım. Diyorum, vurma diyorum, tabii perişan etmişim. Biliyorsunuz, beni yani seviyor musun? Ağırdır hani, tamam mı? Bir seni seviyorum de. Görürse, bizim sevgimizde tezahürat yoktur. Allah. Bizim sevgimiz nah buradadır. Vallahi Hüseyin, hani... Vurma abi, ne olursun? Elini kıracağım. Elini. Bırakın adamı be, hemen duracaksınız. Küçücük adam be. Karışma lan. Ağzını topla. Çekil git ulan buradan. Ulanının da senin. Getir be. Ali abim burada mı? İçeriden yeni çıktık da iş arıyoruz. Geçin şöyle. Sağ ol. Geçin şöyle. Sağ ol. Merhaba baba. Merhaba baba. Merhaba. Baba, hapisten yeni çıktık da bir emrin varsa baba. Öldüreyim mi lan? Topal! Topal! Polise ne söyleyeceklerini anlat! Polise ne diyeceğinizi biliyor musunuz? Çağırın! Çağırın! Çağırın diyorum! Bu arkadaş benim anama avradıma küfretti memur abi. Ben de dayanamadım, silahı çekiverdim abi. Gayem öldürmek değildi tabii. O silahı çekince tabii ben de asıldım. Cezam neyse razıyım memur bey. Doğru söyleyin, yoksa fena olur. Evlenemem ne demek? Ya beni vururlarsa ne demek? Kaç yılım gitti! Namlı bir kabadayı olmak ne demek biliyor musun? Namını korumak için sürekli tetikte olmak ne demek biliyor musun? Bırak silahını, gidelim buralardan! Bırakamam, çok yol aldım. Bundan sonra ben silahıma mecburum. Mecbursun! Ben de seni beklemeye mecburum, değil mi? Değil mi? Bizim sevgimizde tezahürat yoktur! Bizim sevgimiz nah buradadır desene! Yarın oralardan çıkacaksın. Bir daha ne seni ne de adamlarını oralarda görmeyeyim. Hasan abi, gel elimi öp. Bu iş burada kapansın. Saygımız sonsuz. Seni severiz de sayarız da. Öpmeye gelince ancak ölümüz öper. Bölgenden çıkmıyor musun? Bütün hemşeriler haldedir. Benden rica ettiler bize mukayyet ol diye. Onları kıramam. Çıkmıyorsun yani. Çıkmıyorum. Ellerinizi kaldırıp çıkın. Gördünüz ki kalleşlik Arap Hasan'dan geldi. Hepinize yanımda yer var. Beni iyi dinleyin! Gördünüz ki ben öldürdüm! Aslanım! Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Bizim sevgimizde tezahürat yoktur.
Bizim sevgimiz nah buradadır. Hadi git, gelinliğini giy. Nikah? Yıldırım. Tebrik ederim. Tebrikler. Ben de seni kutlarım abi. Sağ ol. Maliyeci. Ali abi, ben senin hemşerinim. 3 aydır işsizim. Hale gönderim. Hamalbaşı Osman buna bir iş versin. Allah razı olsun hemşerim. Allah razı olsun Ali abi. Ali bey, ben Tahiti Pavyon'da solistlik yapıyorum. Başımda bir bela var, ne kazanırsam alıp götürüyor. Bir türlü kurtulamıyorum. Dövüyor, sövüyor. Ben de insanım Ali bey, beni bu pezenekten kurtarın, kurtarın! İşe de çıkar mısın? Mecbur ediyor, o satıyor beni! Bunu Malatya'ya gönderin. O gavatın kulağından da çorba yapın. Ben Malatya'ya gitmek istemiyorum, İstanbul'da kalmak istiyorum! Baba 15 milyonluk 3 parça senedi ödemedi, perişan olduk. Bugüne kadar zaten faizde tutar 5 milyon lira, bir kuruş ödemem diyor efendim. Baba, durumları biliyorsun, bu ara sıkışayım, ödeyeceğim. Sana bir hafta müddet. Ana parayı oraya, 5 milyon faizle bize getireceksin. Hele! Ali oğlum, en son çarem sensin. Kızım Travolta Cemal diye birinin peşine takıldı. 6 aydır ortalarda yok. Onu bulur gönderirsen... Merak etme teyze. Gene mi o puşt? Çabuk kızı bulup evine teslim edin. Topal! Sen de Travolta'nın icabına bak. Teşekkür ederim oğlum. Buyurun. Abi Silvanlıyım abi. Bir iş abi. Varsa eğer iş. Alyon sokaktaki kahyalığı buna verin. Bir de şapka. Sağ ol hemşerim, sağ ol. Bütün babalar artık seni biliyor, tanıyor. Ve iplerini senin oynattığını zannediyorlar. Evet, ben oynatıyorum. Önümde artık çok az yol kaldı. Sen, Ali Silvan, bacanağım, ortağım... İş hayatında ve ülkenin yönetiminde yeni bir yolun genç öncüleri olduğumuzu görmüyor musun? Ülkemdeki her vatandaş... verimli bir insanoğlu olacak. Başarısızlar ve asalaklar yok olacak. Ve güzel bir toplum çıkacak ortaya. İşte bunu ben gerçekleştireceğim. İktidara geleceğim. Peki halk evet diyecek mi? Diyecek. Kamuoyu oluşturmanın tek yolu doğru gözüküp insanlara söyleyemediklerini söylemektir. Yalan olsa bile. Bak Bülent Alper, biz var ya niye kabadayız? Düzenle uyum sağlayamadığımız için. Kimsenin iplerimizi oynatmasından hoşlanmadığımız için. İsyankar olduğumuz için. Sen çok büyüdün. Niye? İçimden öyle geldi. Sevmedim söylediklerini.